Hatay yöresel köy ürünleri. Arkadaşlar, Adana ili Çukurova ilçesi, Kenan Evren Caddesi, Toros Mahallesi semt pazarındayız. Burası çarşamba ve pazar günleri kadınlarımıza özel sunulan bir hizmet. Buradan kadınlarımız burada kendi el emeklerini sergiliyorlar. Burada isteyen oturup yemeğini yiyebiliyor. Çalışan hanımlar böyle paketli olarak alıp evlerinde pişirebiliyorlar. Burada her şey var. Buradan Soner Çetin'e bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kadınlara büyük bir hizmettir bu. Gerçekten teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ ol canım, teşekkürler. Afiyet olsun arkadaşlar. Ellerine sağlık. Hayırlı işler olsun. Evet. Bunlar ne anneciğim? Aşure. Ha? Aşure. 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 Sigara böreği. Ne kadar aşure? Bu çiğ börek mi? Ben bir tane aşure alayım. Çiğ börek. D börek. Kolay gelsin. Sağ ellerine canım, sağlık. Oh oh, sarmalar. Buyurun. D börekler. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun. Evet, 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 evet. Adana usulü köftemiz burada. Aynen. Evet. Buyurun, gelen adamızı burada biz yaptık. Evet. Burada güzel kardeşimin kendi evinde yaptığı ve burada sunduğu pastalar var, kurabiyeler var, reçel var, bir saray sarması, mantısı var, yüzük çorbası var, wow 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 wow, hurma var. Sanırım fıstıklı ve cevizli, değil mi? Evet, fıstıklı. Fıstıklı. Kaymaklı. Cevizli. 40 lira. Çok güzel. Kolay gelsin anam. Hoş geldin kızım. Ya karın mumbar var, kelle parça var. O burada karın mumbar da var. Her şey var. Tencerede kaynıyor karın mumbarı. Kelle parça. Ha, burada arkadaşımız da yiyor. Afiyet olsun. Analı kızı. Burada kızarmış köfte var. Yine burada çiğ börek, sarmalar ve balık ekmek. Balık ekmek. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Öyle yarım ekmek ne kadar? 25. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Burada neler var, neler var. Burada sarımsaklı köfte. Burada mantı, burada mercimekli köfte, kısır, biber ve patlıcan kurusu dolması, evet, yaprak sarması, lahana, asma yaprağı, kızartma ve burada arkadaşlarımızın, afiyet olsun, arkadaşlarımızın yaptığı paslar, krokotkoy. O tarz şeyler var. Burada humus var. Rus salatası. Rus mu, Çinli neyse artık. Bu ne abla? Patlıcan tarifi. Patlıcan. Ne diyorduk ona? Patlıcan, tahinli tarifi. Tahinli patlıcan. Bu havuç salatası. Kızartma. Kavurma. Ha, kavurma. Güzel bir kavurma. Muhammara, mantar, brokoli, pancar, börünce. Ellerine sağlık canım benim, kolay gelsin, hayırlı işlerin olsun. Bu donmuş zeytinyağı değil mi? Zeytinyağı canım, hakikaten. Evet, soğuktan zeytinyağı donar. Ne kadar böyle bir şişe? 110 lira. 110 TL.
60-45 TL. 60 TL ve 45 TL. Burada yine 35. Mantı, yüzük çorbası. Peki 5 litrelik ne kadar? 225. 225. 25. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Evet. İnşallah. Maşallah. Tezgahın güzelliğine bakın. Rabbim hayırlı satışlar, hayırlı işler versin. Wow, balık. Balığımız var, köftemiz var, böreğimiz var. Çeşit çeşit böreğimiz var maşallah. Canınız hangisini isterse onu yiyin. Burada, evet. Burada açma işlemi yapılıyor. Oh, taze taze. Evet. Oh. Bu kadın pazarı çok güzel bir şey ya. Kadın emek pazarı. Bu kızartma bir tatlı. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Köfte mi kaynıyor? Köfte kızarıyor. Ha, kızarıyor. Biz kaynatmaya alışık olduğumuz için. Bunlar da kızaranlar. Evet, uruk bunlar. Uruklar evet, uruklar kızarır. Ama o Hatay bölgesinindir. Adana bölgesi kaynatılır. Dışına et konduğu için suda açılma yapmaz. Analı kızlı. Kınalı eller. Kadın emeği. Ellerinize sağlık. Camlarım benim. Oh, reçeller. Reçeller, köfteler, börekler. Her şey muhteşem, muhteşem. Şuna bir bakayım ya. Çek, bunu çekmeye doyamıyorum. Kabak tatlısı. Bu bildiğiniz şey de, bu bal kabağı değil mi? Bal kabağı. Mantaş kabağı. Ha, bu mantaş kabağı. Okey, bu mantaş kabağı. Balkabağı fırında olanı. Böyle çıtır çıtır sesler yaparak yediğiniz mantaş. Mantaş kabağı. Ellerine sağlık güzel kardeşim. Kadınlarımız var olsun be. İyi ki varsınız be. Kadın emeği. Bu da kuru bamyamız. Annem çok sever kuru bamyayı. Nasıl işler? İdare eder, fazla yok. Eskisi gibi değil, değil mi? Eskisi gibi değil, hayır. Pandemiden dolayı. İnşallah, inşallah. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. İnşallah. Temennimiz. Temennimiz diyor. Allah'ın izniyle olacak. Her karanlığın ardında bir aydınlık vardır. Ne zaman olacak? Her gecenin bir sabahı var. Aynen. Güneş doğacak. İnşallah insanları ısıtacak o güneş. Isıtacak. Kalbimizi, ruhumuzu ısıtacak, dünyamızı ısıtacak. Isınana kadar insanlar donarak gelecek. Donmaz, donmaz. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Olmaz işte. Allah'ın izniyle hiç kimseye bir şey olmaz. Benim sevgilim ya. Ellerine sağlık, canımın içi. Artık burada her tarafta kömeş görebiliriz. Pazarlarımızda, caddelerimizde,
Her tarafta kömeç satılır. Ebe gümeşi dedikleri şey. Belli olmaz payları için. Ne kadar bu? 15 lira. 15 TL. 15 lira. Çekti gidiyor. Çekti gidiyor diyor. Kolay gelsin. Açma be. El açması börekler, katmerler, dev börekler. Şimdi bu tarafta yeme içme bölümünden sonra bir tarafı yeme içme, bir tarafı da el işleri, incik, boncuk. Burada kadınlar hem evlerine katkıda bulunuyor, hem de kendi hayatlarını güzelleştiriyor. Kadının ayakta olması için çok önemli. Kolay gelsin. Ah anam, o ellerin öpüyor seni. Ellerine sağlık, ellerine. Ne kadar peynirin kilosu? 60 lira abla. Ne peyniri bu? İnek peyniri. İnek peyniri. Tam verelim. Yağlı mı? Evet, tam yağlı. Tadına bakabilirsin. Teşekkür ederim. Ekşi mayalı ekmek mi bu? Evet kuzum. Bir tane mi aldın? Hayırlı işler. Allah razı olsun. Merhaba. Şeyi çekelim. Karım mumbar katıyor. Benim torunum 14 yaşım. 38 bile vazgeçemeyince yiyecek. Karım mumbar. Beraber yiyelim. Ay çok teşekkür ederim. Buyur şekerim. Mayanın meşhur mumbarı. Vallahi ben bazen kendimden şüphe duyuyorum. Neden? Ben sakatatın hiçbirini yemem. Ama bir yesen hayatım, daha bırakamazsın. Çok eksiklik var. Ama yiyemiyorum. Ciğeri bile yiyemem. Ciğer hele sabahın köründe gideceksin, yiyeceksin. İşte diyorum ya, ben kendimden şüphe duyuyorum. Evet, burası da takı tezgahı. Kuyumcuya gitmenize gerek yok arkadaşlar. Burada her şey var. Merhaba. Kolay gelsin. Evet, burada el işlerimiz var. Ne güzel şeyler. Tabii ki her zaman olduğu gibi en yoğun bölüm yemek bölümü. İnsanlar sadece yiyor. Ne yapsın, boğazdan başka bir şey yok. Değil mi? Vallahi. Onu da yiyemiyoruz. Onu da yiyemiyoruz. Evet, eskiden ne kadar kalabalık oluyordu burası. Fakir fukara, onu da yiyemiyorum. Eskiden çok fazla kalabalık. Yok canım, yok. Evet. Allah aşkına, onlar da anlaştı sana, ne yapsınlar? Tüp olmuş 300 küsür. Nasıl alacak bu insanlar? Aynen öyle. Şuraya geldiği zaman tüpü bitti. Tüp almazsa nasıl iş yapacak? Rabbim hepimizin, herkesin yardımcısı olsun. Herkesin olsun, herkesin. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Allah yardımcımız olsun. Amin. Eskiden çok daha kalabalık oluyordu bu kadın emek pazarı. Gerçekten şimdi insanları ekonomi çok etkiledi.
insanlar her şeyden kısmaya başladı. Yemeden de kısmaya başladılar maalesef. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Ben deyim, teşekkür ederim. Selam. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.